Telefonumu versene. Düştü biraz. Bak söyleyeyim. Her kamerayı açışımda Doğukan gülüyor bana. Unutmuş herhalde benim YouTuber olduğumu. Arkadaşlar arabamız hararet yaptı. 100 bin lira kadar masrafa girdik. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Hayır. Ne diyor ki yani? Ya günaydın diyorum ya. Tamam. Deli mi ne ya? Selam vermemişim. Evet araba hararet yaptı. Yapıyor yani. Niye yapıyor bilmiyoruz. Suyu mu azdır nedir? 1,5 saatlik yolu 2 saatte gelemedik şu anda. Tam 2 saat önce yola çıktık. 6:25-6:30 falan geçiyordu işte. Şu an saat neredeyse 8:30. Ne yapıyorsunuz ya? Çoktandır kameramı elime almamışım. Hoşuma gitti. Bir güzel geldi. Yazlığa gidiyoruz. 2 gece orada kalacağız. Böyle biraz denize falan girelim dedik. Bizim yazlığımız yakın İstanbul'a. Güzel bir böyle yaz ortası ucuza bir tatil yapalım dedik. Malum gelen zamlardan sonra 2 saattir Kafa Radyo'yu dinliyoruz bu arada. Şu an aşırı doluyum. Siyasi doluyum yani. Sağ olsun Nihat Bey. Neyse araba hararet yaptı. Bu 3. duruşumuz yolda. Az önce çektim bir ara böyle din 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 inanılmaz ötüyordu. Yavaş yavaş böyle bekleye bekleye bir benzin istasyonuna girdik şimdi. Solsun diye de kaputu açtık. Güzel bir yerde durduk bu arada. Doğukan gelsin ineyim ben de göstereceğim. Manzaramız efsane. Güzel gün batıyor ama kameraya hiç yansımıyor. İnşallah yetişebiliriz. Tamamen sarı ve turuncu olmuş gökyüzü. Gün batımlarını seviyorum. Doğukan'ı bekliyorum ama yetişemeyeceğiz herhalde. Artık günler kısaldı ha. Erken batıyor sanki güneş. 9'a doğru batıyordu. Şu an 8:30 bile değil saat daha. Doğukan'ı bekliyorum her zamanki gibi. Dedim ki hazır mısın? O dedi ki hazırım. Ben gittim hazırlandım. Tam kapıyı açtım. Çorabını giydi, üstünü değiştirdi, tuvalete girdi. Bu çocuk böyle. En son arabamız hararet yapmıştı. O zamandan beri kamerayı açamadım. Açtım 1-2 sefer ama ne çektim hatırlamıyorum şu anda. Çok fazla konuşmadım. Çünkü Doğukan'ın telefonu her zamanki gibi susmadı. Aynı Fethiye'de olduğu gibi. Fethiye vlogunu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür halimizi. Biz şu an yazlığa geldik. 3 gün burada kalacağız. Bir gün geçti zaten. 2 gün daha buradayız. Doğukan ne zaman işten birazcık uzak kalsa telefonuyla sürekli meşgul ediyorlar. Yani böyle telefon arası tatil gibi bir şey oluyor onunkisi. O yüzden her seferinde telefonla konuştuğu için yanımdayken hiçbir şey çekemedim. Sonra denize falan gittik. Orada da çok fazla bir şey çekmedim. Bronzlaştırıcı falan sürdüm. Yağ oldu her tarafım. Çekmedim ben de. Ama artık gelmesi lazım. Oho.
Tebrik ediyorum gelebildin. Teşekkürler. Yine bak, telefonla konuşuyor. Haydi görüşürüz. Bay bay. Çok güzel gün batıyor. Biraz acele edersek yakalarız. Allah Allah. Ben de seni anlatıyordum. Ne anlatıyordum? Yine yalan yanlış ne söylüyorsun? Söyle bakalım. Vallahi yalan değil. Söyle. Ben karar veririm yalan mı değil. Hazırım deyip hazır olmadığını anlattım birazcık. Oturduğunu, satranç oynadığını. Sonra ben hazırım dediğimde, kapıyı açtığım zaman gidip üstünü değiştirdiğini, tuvalete girdiğini, çorap giydiğini, saçını yaptığını falan anlattım. Hepsi toplasan 5 dakika, sanırsın yarım saat. Yok, ben 5 dakika kapının önünde durdum sadece. İçeride de birkaç dakika oyalandım. Evet, battı güneş bu arada. Yakalayamadık. Bugün gitti böyle. Yarına kısmet artık. Çabuk battı ama. Biz bekliyoruz. Çoktandır kamera açmıyordum. Evet. Biraz şey oldu. YouTube'daki vatandaşları unuttum. Paslanmış hayırlı gibi hissediyorum şu an kendimi. Instagram. Ne konuşuyorduk eskiden burada? Nasıl gidiyordu bizim tatil vloglarında neler anlatıyorduk? Gerçi sen en son hangi videomu izledin bilmiyorum. Son 10 videomu falan izlemediği için. Öldürdüm. Doğukan yaşlanmış, yaşlanmış. Bence de yaşlanmış. Burası benim dünya üzerinde en sevdiğim ikinci yer falan olabilir. Allah Allah. Hmm. Gerçekten mi? Evet. İlk defa şahit oluyorum böyle bir şey. Neden? Çok seviyorum ve her zaman da sevdiğimi söylüyorum. Yani kaç tane ülke gezmiş, Türkiye'nin çoğu yerini gezmiş bir yer. Ya ne yapacağım ülkeleri? Dünya üzerinde en sevdiğim ikinci yer diyorsun. Birincisi de anneannemin evi mesela. Niye Karadağ'a gidiyoruz o zaman? Buraya gelelim. Ya buranın havasını seviyorum. Oraları da gezelim, görelim tabii ki ama sonra gelip burada kalalım. Böyle sessiz, biraz daha orta yaş nüfusunun olduğu bir yer. Kandıra'da. O yüzden ben geldim. Çok böyle kafe mafe, hatta hiç yok, çok değil. Bir tane sahilde, kumsalda bir kafe var yani, başka hiçbir şey yok. Yakınlarda var tabii ben ama hani arabayla gitmeniz gerekiyor. İstanbul'a çok yakın olduğu için genelde günübirlikçiler geliyor buraya. Ucundan azıcık yakaladık işte. Battıktan sonra da güzel görünüyor buradan. Yukarı mı çıkıyorsun? Sopa bulmuş ya. Beni çeker misin? Ya aşkım ya. Ne yapayım ben sopayı? Bu ne ya? Şeye benziyorsun. Leyla ile Mecnun'daki dedeye. Köksal Engin. Öldü değil mi o adam? Geçenlerde öldü hatta. Allah rahmet eylesin. Biraz ağır. Ağır olması çok zevkli. Böyle sopa. Çok büyük değil. Almışsın. Doğukan hep böyle yürürken sopa alıyor eline. Şimdi Kandıra'da yazdığımız var. Az önce şey diyor. Şirkette kullandıkları arabayı, arabanın arkasına seyyar dolap, yatak falan yapacakmış. Kendisi yapacak. Şurada, bir dakika, şu tarafta. Yani gerçekten güzel bir yerde. Tam böyle güneşin battığı, hem denizin hem ağaçların birleştiği noktada arabayı çekecekmişiz oraya. Kamp yapacakmışız. Evimiz de buraya 10 dakika yürüme mesafesinde. Böyle ki, zevkleri var işte. Gayet diyor ki evimiz var. Evde niye kalmıyoruz? Yani kamp yapan arkadaşlar altına yorum yazsın.
denizin kıyısında, sahilde, kumda uyuyan arkadaşlar. Ya tamam da başka yerde kalalım yani. Ayağını, niye burada kalalım? Gece ayağının ucuna... Kamp yapabiliriz, sıkıntı yok. Tamam yani burası çok güzel ve müsait. Denizde sığ, koy, esmiyor. Evet, çok güzel bir nokta gerçekten. Burası benim adamın terası. Size sitemizi göstereyim. Aslında önceki vloglarda gösterdim galiba ama olsun. Böyle yemyeşil ağaçların içerisinde tatlışık bir site. Gelmeye gelmeye her yerde örümcek ağları olmuş. Şu anda saat 8.30 civarı falan. Aslında böyle kısa süreli geldiğimiz yerlerde bu saatlerde kalkmayı sevmiyorum. Doğukan hala uyuyor. Ben kalkalı oldu biraz ama dünden çok yorgun olduğumuz için dün hem çok geç yatmıştık pazar akşamı. 2.30'u geçiyordu. Çok erken kalktık yine buraya gelebilmek için. Ben en azından 5.30'da kalktım. 6'ya 20 kalktım. Dün de çok fazla uyuyamadık. Yani çok dinlendik ama uyumadık. O yüzden biraz uykuya ihtiyacımız vardı. Yarın daha erken kalkmayı hedefliyorum. Şimdi Okan'ı kaldırıp bir yürüyüş yaparız yine. Sabah halinde gösteririm buraların. Sabahları çok güzel oluyor. Akşam az insan olduğu için hava da böyle hafif esintili falan. Güzel oluyor. Bir markete gideceğiz sonra. Kahvaltı hazırlarız. Burada böyle çok kafe, restoran şeyleri olmadığı için, yerleri olmadığı için her şeyi evde yapıyoruz. Onu da seviyorum aslında. Kahvaltı hazırlamayı, ne bileyim, balkonda kahvaltı yapmayı, kahve içmeyi, işte akşam yemek yapmayı vesaire. Güzel oluyor yazlık günleri. Daha uzun kalsak keşke. Neyse, belki sonra bir daha geliriz. Bu sene yaz uzun olacak bence. Eylül'de falan belki yine geliriz. Hatta Ağustos'ta da geliriz. Eylül'de bizim planımız var. Ama Ağustos'ta yok. Ben Ağustos'a bir buraya sıkıştırırım belki 2-3 gün daha. Neyse, görüşürüz biraz sonra tekrardan. Simitimiz var evde. Simit yemiyorsun. Niye sen simit alırdık? Sıcak sıcak. Günaydın. Günaydın. Karımın kanalına hoş geldiniz. Ben günaydın dedim. Günaydın arkadaşlar. Dünden beri nasılsınız? Anlatın bakalım. Az önce şeyi konuşuyorduk. Yani aslında bir cümle kurduk ama. Şimdi burada kalkıp, yürüyüş yapıp kahvaltı hazırlıyoruz ya. Neden bunu evde yapmıyoruz? Ben dedim ki bu kadar çok vaktimiz yok çünkü evde. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksızsın. Neden? Konu vakitle alakalı değil çünkü. Bence vakitle alakalı. Hava. Burada insanın erken kalkası geliyor. Bütün olay orada. Saat 11'de 12'de işe gidiyorum. Hadi biz bunu 11 diyelim, 12 demeyelim. Bahsettiğim şey, biz burada şimdi kalkıyoruz. Yarım saat yürüyüp dönüp bir şeyler alıp gelip kahvaltı yapabiliyoruz.
Aslında öbür tarafta da yapabiliriz bunu. Biz öbür tarafta yürüyüş yapıyoruz. Ama öbür tarafta yürüyüş yapacağımız zaman sabah 6'da kalkalım diyoruz. Ya da 7'de kalkalım diyoruz. Oradaki yürüyüşümüz spor ayakkabı, spor kıyafeti. Hani şöyle birkaç kilometre yürüyelim gibi oluyor. Ama buradaki öyle olmuyor. Burada hani öyle bir dolanalım, temiz hava alalım diye oluyor. Aradaki en büyük sebep bu bence. Evet, bunun da etkisi var. Bunların güzelliğine bakın ya. Başkasının olduğu için asla koparamayacağım ama gözüm kalmadı değil. Şu yemelik olmuş. Bu işte. Bu. Bu ne? Ay bu ne güzel bir şey. Aa, güzellik ya. Renklerine bak. Çok güzel bir bahçe değil mi? Her yerde böğürtlenler var. Allah'ım bunlar ne? Koparmamak için zor tutuyorum kendimi. Çok canım çekti. Dikmişler tam örgünün kenarına. Of burada da var. Ay şimdi koparsak ne olur ya? İki tane. Bana koparır mısın? Bakar mısınız çünkü yani? Biri var mı ama izin iste bari. Dur gösteremiyorum. Ya avuç avuç. Ya olmuş yok muydu? Olmuş aslında. Olmamış bir tane mi? Kapkara oluyor. Olmuş olur mu bu? Bu da olmuş oluyor. İnanılmaz ekşi ama. Çok güzel. Tam duvar kenarlarına dikiyorlar. Yola yola böyle taşmış. Gel de koparma. Şişt, nereye gidiyorsun? Dur bakayım. Gel gel. Mami. Görünüyor mu acaba? Geliyor geliyor. Ay seni yerim ben. Güzelliğine bakın. Tam bir köy ortamı ya. Bir tane de elma çaldık ya. Çok çaldık sabah sabah. Güzellik. Çok güzelsin. Tatilimizin üçüncü ve son gününden günaydın. Kanalımın, daha doğrusu videolarımın giriş cümlelerini Doğukan yapıyor. Niye böyle yapıyorsun? Ne dedim? Hoşuna mı gidiyor? Karım kanalına hoş geldiniz mi? Yani ne bileyim, her videoyu açtığımda bir laf atıyorsun. Öyle. Yazlıkta günler hep aynıymış gibi. Bugün yine çıktık, dolaştık, ekmeğimizi aldık ve eve geri dönüyoruz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Böyle bu videoda çok öğlen fazla emekli atraksiyonlu bir şey olmadı galiba. Dün aslında çok güzel bir yere gittik, orada biraz çekerim diyordum ama hava şartları çok çabuk karardı hava. O yüzden görüntüler çok güzel olmadı bence. O yüzden bugün tekrar gideceğiz.
daha erken gitmeyi planlıyoruz. Oradan da eve döneceğiz zaten. Yani bugün bu vlogun son günü. Bizim de son saatlerimiz. Bana yetmedi her zamanki gibi. Denize de doymadım. Havuza da. Neyse, önümüzdeki günlerde daha sık videonun gelmesini umut ediyorum. Kışların seslerine bak. Başardık bugün. Gün batmadan sonunda. Yine gelin damat var. Gerçekten mi? Tam karşımızdalar. Şu an saat 8 civarında. İlk gün de 8.30'da çıkmıştık. Gün batımına yetişemedik. Dün geldiğimiz yere geldik bu arada. Bir kalabalık var. Değil mi? Düne göre bayağı kalabalıklaşmış. Yine düğün çekimi yapıyorlarmış. Yapmışlar hatta. Bakın şunlar. Hadi çok sular fırt. Kesin sıkıntı büyük. Göstereceğim buranın güzelliğini şimdi. Dün gösteremedim. Bozcaada'ymış, Santorini'ymiş. Başka nerede gittik, gün batımı izledik? Santorini'de gün batımı izledik. Ben izledim, sen izlemedin. Ben izledim de, o da yok yani. Nereye gittik ya? Bir yere daha gittik. Neyse, aklınıza gelebilecek bütün gün batımlarını unutun. Konum bildiriyorum şu an. Kandıra, Kerpe, Pembe Kayalar. Pembe kayalıklar. Kayalar galiba. Pembe kayalar. Tabelada öyle yazıyordu. Ya da kayalıklar, neyse. Mükemmel. Tam şöyle. Şuralarda hep çekim yapıyorlar. Düğün çekimleri. Böyle kayaların arasında sular birikmiş. Akşam efsane görünüyor. Böyle alabildiğine deniz. Yukarıda da izlenecek yerler var ama çok güzel bir yere kurulduk. Şöyle örtü falan koyduk. Ben zor duyuyorum. Neyse, böyle işte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone. Hayır, benim kanalım, benim kanalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Deyip, hadi bunu da sen söyle. Habire karımın kanalına hoş geldiniz diyorsun. Karımın kanalına abone ol. Oha, bacakta ne kadar kırmızı görünüyor. Güneşte. Gün ayağımı batıyor. Şimdi kamerayı çevireceğim. Güneşin güneş batana kadar izlemiş olacaksınız. Buraları hızlandıracağım. Abone olun.